Bekir, basın grubuyla konuş, benim ağzımdan bir taziye yazsınlar, medya ile paylaşsınlar. Tamamdır Timur Bey. Bu arada Yasemin yoldadır. Vakıf dosyalarını imzaya hazırladı. Timur Bey, bu bir önceki imza gibi değil, değil mi? Bu Yasemin Hanım'dan boşanmak için olan. Bekir, ben o konuyla ilgili kimse bir şey söylemeyecek, konuşmayacak demiştim. Hatırlıyor musun? Efendim? Evet. Güzel. Yasemin'den boşandım. Kimse bilmeyecek. Tamamdır. Avukatlara tekrar hatırlat. Abdullah'ın ölümünün hassasiyetini. Eğer basın kurcalamaya çalışırsa hemen açıklama yapsınlar. Fırsat vermesinler. Ben avukatlarla tekrar konuşurum. Vakfın belgelerini getireyim. Günaydın Esra abla. Günaydın kuzum. Furkan dün gece de mi gelmedi? Yok, geldi de biraz geç geldi galiba. Hı. Günaydın. Ha. Defneler fenaydı vallahi. Biz dün gece de çıktık. Sen belli ki ev kuşu olmuşsun. Hı hı. Sen de ayılamamışsın belli ki. Nesibe abla, misafirimize bir kahve yapalım da kendine gelsin. Ben dışarıdayım. Furkan Bey oğlum, arkadaşları mı üzdü benim kuzumu? Nesibe abla, öncelikle bana Furkan diyebilirsin. Bu bir. İkincisi, senin o kuzum dediğin var ya, kaplan kaplan. A tiger, you know? Öyle detaylı incelemene gerek yok. Her zamanki şeyler. Bakın faaliyet raporları falan. Herkes şüpheli falan diyor Abdullah'ın ölümü için. Medyanın sevdiği hikayeler. Sonuçta kanında alkol bulunmuş. Bence trafik kazasından başka bir şey değil. Senin ortağın olduğu için seni de soruşturmaya almasınlar. Alsınlar hayatım. Bence problem yok. Ben sonuçta vergilerini ödeyen normal bir vatandaşım. Sen kafanı takma böyle şeylere. Şahı sıkıştırmışlar ha? Evet. Ama kurtarır bence. E tabii. Piyonlarla farklı bir strateji geliştirilebilir. Aynen. Savaşı piyonlar kazanıyor Adem. Biliyorsun. Ya bu Abdullah'ın ölümü Timur Bey'in işlerini etkiler mi sence? Ortaydı sonuçta. Yani. Evet ortaydı ama... Timur Bey'e bir şey olmaz merak etme. Bu alemde vezirler geçici Adem. Önemli olan şah. Şahın da sırtı kolay kolay yere gelmez. Hemen bulurlar yeni bir ortak. Bu işler o kadar kolay mı ya? Doğru adımları atarsan kolay tabii Adem. Neyse sen boş ver. Kafanı takma bunlara. Hayatım. Sen Adem'le eve dön. Benim birkaç işim var, halledip geleceğim. Tamam. Bekir. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi şimdi. Hadi bir, iki. Hayda. Kızım niye yapıyorsun bunu güzel kızım? Bal kızım. Hadi ne olur bir kere de. Hadi bakalım. Yavrum niye çalışmıyorsun? Neden yapıyorsun bana bunu? Ne oldu senin bal kız çalışmıyor mu hala?
Ya Fatma, ben bu arabanın her şeyini değiştirdim ya. Her şeyini, bujilerini değiştirdim, motor kapaklarını değiştirdim. Çalışması lazım aslında, çalışması lazım. Benim de seni Boğaz turuna götürmem lazım. Bunların hepsini planladım aslında ama işte ne bileyim, ses sistemi değiştirdim mesela. Ses sistemi çok iyi. Boğaz'dan geçerken sana Tarkan açacak. Ama işte çalışmıyor. Arabanın içi bayağı iyi olmuş yalnız, biliyor musun? Bu arada araba çok güzel kokuyor. Beğendin mi? Evet. Ya ben şey yani senin için araba parfümü aldım da işte. Ya. Güzel. Yani Boğaz turu da olur ama ne bileyim, bebeğe falan gitsek daha iyi olur. Şimdi herkes oraya gidiyor ya. Bebek. Bebek olur. Sen nereye istersen oraya gideriz. Yeter ki emret. Bir çalışsın tabii yani, bakarız. Neyse, ben kaçıyorum. Görüşürüz bal kız. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Duydun mu? Kız duydun mu? Duydun mu? Gidiyoruz hep beraber gideceğiz. Geliyorum dedi, bakarız dedi. Birlikte gidiyoruz dedi. Ya bu kadar basit. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Evet be. İşte bu kadar. İşte bu kadar benim güzelim. Vitesine kurban, direksiyonuna kurban. Aşkım bal kızım benim, canım bal kızım. İşte bu kadar ya. Bu kadar, birlikte git. Aşkım ne yaptın? Bal kız ya. Bal kız, şimdi çalışmadın mı? Fatma'yı görünce çalıştın tabii değil mi? Şimdi çalıştın. Bir daha çalışsan ne olur ki ya? Of. Ne yapıyorsun kızım sen bu fotoğraflarla? Hiç, fotoğraf seçiyorum, video çekeceğim. Alo. Nevin Hanım, akrabanız kapıda. Tanıyorsunuz artık teyzemi. Alın içeri bir zahmet. Teyzem, ben gidip alayım. Yok, bu başka biri. Ece! Ece! Ece!